Gülperi ile Her Şey Burada kanalına hoş geldiniz. Sağlık, huzur, mutluluk sizlerle olsun arkadaşlar. Bugün sizlere çok önemli bir bakım konuşacağız. Ellerimizle ilgili konuşacağız arkadaşlar. Sonuna kadar mutlaka izleyin. Çok faydalanacaksınız bence. Evet arkadaşlar, bir tanesi şöyle söyleyeyim. Ellerimizi bakımı çok önemli, dediğim gibi. Ellerimizde çok tahriş oluyor, o da çok iş görüyor. Dezenfektanlar, işte sabunlar, şunlar bunlar çabuk kuruyabiliyor. O yüzden diyelim ki nemlendirici bir, güzel böyle kurutmayan bir sabun seçebiliriz elimize ilgili. Diyelim ki ona da işte vakit ayıramıyoruz, normal sabunlar kullanabiliyoruz. Hani çok fazla içeriğine bakmadan alıyor ise ellerimizi nemlendirelim arkadaşlar. Yıkadıktan sonra nemini her zaman koruyalım. Kurutmamaya çalışalım ellerimizi. Çatlamasın, egzama olmasın diye bunları yapalım. Temiz tutalım. İlk baştaki hedefimiz onu temiz tutmak ve haftada 3 kez, 4 kez, 2 kez ellerimize doğal peeling yapmalıyız. Kötü derisinden, gözeneklerinden, her şeyinden arındırmalıyız. Nasıl söyleyeyim? Doğal bir görünüm sağlatmalıyız. Biliyorsunuz şöyle söyleyeyim, eller de yüzler gibi, diğer vücudumuz gibi ellerin de bakıma ihtiyacı vardır ve gözeneklerinin açılması gerekiyor. Nemlendirmemiz gerekiyor onları. Cildinin ve bunun yenilenmesi gerekiyor. Kötü derilerimizden arındırmamız gerekiyor. Bunun için de doğal peeling önemli. Ben evde yine bulabileceğiniz ürünleri seçtim. Daha çok ulaşabiliriz. Daha çok elimizin altında olduğu için ona dikkat ediyorum. Kaç gündür araştırıyordum. Bugün noktasını koydum ve seçtim. Neyle yapacağımızı seçtim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada malzemelerimi, burada sadece iki tane malzemeyle ellerimize peeling yapacağız. Ve daha sonra ellerimiz aydınlanacak, böyle çok güzel olacak ve inanın bana çok 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 bakımlı olacaksınız arkadaşlar. Gün içerisinde diyelim ki çok işiniz oluyor, gücünüz oluyor. Gün içerisinde ellerinizin nemini sağladıktan sonra sorun olmaz. Akşam yatmadan önce bu peelingi yapıp daha sonra nemlendiricinizi sürüp uyursanız elleriniz geceleyin, biliyorsunuz hücreler daha çok yenileniyor. Geceleyin daha güzel bir bakım olacaktır ellerinize. Ellerinize kıymet verenler ellere. Beni kulağıyla, dört kulağıyla dinlesin. Ve arkadaşlar dediğim gibi ellerinizin kurumaması için, egzama olmaması için bayağı bir hani uğraşmamız gerekiyor. Ve üç kez, dört kez haftada peeling yapmamız gerekiyor. Buna ilgili ben size yüz maskeleri yapıyordum hatırlarsanız. Elimde deniyorum, işte kalanı ellerime sürüyorum, ellerime bakım oluyor falan diyorum ya o zamanlar. Aslında o kadar doğru şeyler yapmışım ki, araştırmama göre, okuduğuma göre ve uzmanları da dinlediğime göre çok faydalı şeyler yapıyormuşum ellerime. Ellerimin üstüne sürüyordum kaldığı zaman, hatta ellerimi masaj yaparak, ovalayarak da yıkıyordum. Ve gerçekten ellerim bir yumuşacık oluyordu. Onlar da ellere de faydalı, yani yüzümüze ne sürersek elimize de sürebiliriz demek istedim. Şimdi bugün sadece el bakımı yapacağız arkadaşlar. Bir tane daha seçeneğimiz neydi? Birincisi temiz tutmamız gerekiyor. Güzelce sabunlamamız gerekiyor. İkincisi ne yapmamız gerekiyor? Nemlendiricimizi sürmeden durmamamız gerekiyor. Sürmemiz gerekiyor. Üçüncüsü de haftada 3 kez 4 kez peeling yapmak gerekiyor. Ellerimize kötü derilerinden arındırmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, dördüncüsü de ne olacak? Tabii ki de dördüncüsü de arkadaşlar, el ve tırnak bakımı da olacak. Tırnaklarımızı güzelce uzatıyorsak, torpil yardımıyla kenarlarından keserek temiz temiz yapmamız gerekiyor, şekil vererek. Nasıl istiyorsak öyle, ama tırnaklarımızı da çok böyle havalandırmamız gerekiyor. Oje sürüyorsak mesela ojemizi silip böyle aslında 1-2 günde oje sürmeden de durabiliriz ki tırnaklarımız, ellerimiz hava alsın ve temiz kalsın. Görünümü bozulmuyor en azından. Ben bazen böyle haftanın 1-2 günü tırnaklarımı oje sürmeden geziyorum. Biraz havalandırıyorum onları. Evet arkadaşlar, bugün hadi el maskemizi, el peelingimizi yapmaya başlayalım. Malzemelerimizi size söyleyeyim. Yakınlaştırayım kameramı, öyle yapayım arkadaşlar. Evet canlarım, hemen sizlere şöyle yakınlaştırdım. Göstereyim. Şöyle 3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı koydum.
bir çorba kaşığı da toz şeker koydum. Şimdi bunları bir kapta birbirleriyle buluşturacağız. İlk önce hemen zeytinyağı. İlk de çiçekyağı diye şaşırdım. Zeytinyağınız yoksa çiçekyağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bu şekerimi de ekledim. Şekerimi ve yağımı ekledim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle koyalım şöyle. Bunu bir güzel karıştıralım. Şimdi size uygulamasını göstereceğim arkadaşlar. Hemen uygulamasını yapacağız. Şöyle şu şekil. Ekranda görüyorsunuz değil mi? Aynen böyle. Çok kuru bir cilde sahipseniz bu peelingi yüzünüze de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Yüz bölgesine, göz kapakları, göz torbaları hariç, yani göz çevresi hariç yüzünüze sürebilirsiniz. Yüze de bir peeling yapmış olursunuz. Ama cildiniz çok kuruysa yapın. Karma ve yağlıysa yapmayın. Ben yapmıyorum çünkü karma bir cildim var. Ben o yüzden yapmıyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi bunu nasıl süreceğimi göstereceğim. Aslında şöyle yüzümü çıkartacağım. Avucumun içine aldım mı? Bakın izleyin beni. Beni izleyin arkadaşlar. Şöyle. Evet, birazcık sert. Sertlik gelebilir size. Siz böyle yapın. Peelingimizi uygulayalım böyle. Kuru cildiniz varsa yüzünüze uygulayın arkadaşlar. Yüzünüze de uygulayın. Ve bunun fazla geleceği belli. Şöyle biraz daha alayım, yeter bu kadar. Onu dolaba koyacağım. Haftanın 3 ya da 4 günü bitene kadar uygulayacağım arkadaşlar onu ellerime. Benim ellerimde de biliyorsunuz, çoğu arkadaşım biliyor, egzama problemim var benim de. Egzama çok kötü bir şey. Kimseye Allah vermesin, gerçekten egzama inanılmaz kötü bir şey arkadaşlar. Yeri geliyor suyun altına bile sokamıyorum ellerimi. Yakıyor. Su bile yakıyor yani, düşünün. Arkadaşlar görüyor musunuz masaj yapışımı? Masaj yapışımı görüyorsunuz değil mi? Bakın bu şekilde. Güzelce ne? Peelinginizi uygulayın bu şekilde. Tamam. Güzelce ne yaptım? Yıkarken de böyle. Şimdi çeşmenin altına, 3-4 dakika sonra çeşmenin altına gideceğim. Çeşmenin altında da yıkarken bile şöyle ovalayarak, hemen ovalayarak böyle çeşmenin altında ellerimi tutacağım arkadaşlar. Ona göre. Evet, şu şekilde. Bildiğiniz, yani o kadar da rahatlatıyor ki. İlk başta diyorum ki çok sert ama rahatlatıyor arkadaşlar şu şekil. Evet, 3-4 dakika bu şekil bekleteceğim. Şimdi böyle kalsın ellerim. Güzelce ovaladım. Şöyle. Güzelce dursun. 3-4 dakika sonra bunu yıkayıp karşınıza gelip sonucu söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gittim ellerimi yıkadım. Hemen size şimdi sonucu söyleyeyim. İnanılmaz derecede şöyle söyleyeyim. Yani böyle bir şey görmedim. İlk defa şöyle söyleyeyim, elime özel. Yani böyle bu peelingi ilk defa ellerime yaptım arkadaşlar. Yani ilk defa yaptığım için güzel bir şey oldu, peeling oldu. Aynı zamanda da ellerimi besledi. Şimdi ben bunu suyun altında yıkadıktan sonra sabunumla güzelce ellerimi köpürttüm, yağını arındırdım. Ve daha sonra da şimdi gördüğünüz nemlendiricimi, olmazsa olmazlarım, hem yüzüme hem ellerime kullandım, hem de vücuduma kullandım. Bu olmazsa olmaz kremlerimi getirdim. Ellerime sürdüm. Arkadaşlar yumuş yumuş oldu. İnanın bana çok güzel oluyor. Yumuş yumuş. Bayıldım ya. Hani egzamalarım nerede benim? İnanmıyorum. Egzamalarım sertleşmişti. Onlar da gitmiş arkadaşlar. Özellikle şurası çok sert oluyor. Gün içerisinde. O bile gitmiş. Çok mutlu oldum. Bana çok faydası oldu böyle. Vallahi bayıldım. Şimdi ben bunu üstünü bu şekilde ya kapatacağım üstünü. Buzdolabına koyacağım. Bir poşet getireceğim. Buzdolabına koyacağım. Haftanın işte 3 günü 4 günü bitene kadar, ne kadar sürerse bitene kadar kullanacağım. Ben bayıldım yani. Gerçekten ellerimin egzaması falan böyle çok sertleşmişti ellerim. Peeling yapacağım diye de çok fazla şey yapmadım, ilgilenmedim.
Evet, bugün de el bakımı ile ilgili böyle konuştuk ve gerçekten pamuk gibi hala ve ellerime dokunuyorum ya. Bırakasım gelmiyor, yumuş yumuş oldu gerçekten. Pamuk gibi oldu ellerim. Adeta bir kuş kadar hafif oldu diyebilirim. Dediğim gibi yüzünüz kuruysa, kuru bir cilde sahipseniz yüzünüz için, yüzünüzün peeling için inanılmaz faydalı olacaktı. Yakında zaten şekerle alakalı bir peeling, yüze uygulanan bir peeling yapacağım size. Çok yakında göstereceğim size yine. Onu da denedim çünkü inanılmaz derecede yüzü berraklaştırıyor. Yüze inanılmaz o var ya, o siyah noktalar, mayak noktalar, kuruluklar, her şeyi böyle alıp götürüyor deriyi. Gerçekten kötü deriden arındırıyor. Denedim yani. İkinci deneyişimi de sizlerle paylaşacağım. Bugün de böyle el bakımı ile ilgili konuştuk. El bakımı ile ilgili yaptık. Hadi hayırlısı bakalım. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Elleriniz çok güzel olacak. Sadece şöyle söyleyeyim. 2 dakikada hazırlanmasını neredeyse ben fazladan söylüyorum. 3 dakika beklemesi. Yani bir 5 dakika, 6 dakika, 5 dakikanızı hatta ayırabilirsiniz. Tam 5 dakikanızı kendinize ayırıp el bakımınızı bu şekilde yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ellerimizi bakımlı olsun. Biz de mutlu olalım. Sizleri seviyorum. Takipte kalın. Bu gibi videolarda devamı gelecektir. Bu aralar ben cilde taktım, bakıma taktım arkadaşlar. Bakım yapmaya. Sizleri buradan kocaman öpüyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bir de benimle kalın olur mu?